Merhaba sevgili izleyiciler, sağlıklı kilo vermek isteyen tüm izleyicilerimiz ekranlarının başına hoş geldi. Çünkü bugün dünyaca ünlü binlerce kişinin kullandığı ve test ettiği DEZ diyet ürünlerinden bahsedeceğiz. Sevgili Fikret Aktaş bizlerle birlikte, hoş geldiniz Fikret Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İzleyicilerimiz DEZ'in ne olduğunu biliyorlar ama hafızalarımızı tazelemek için DEZ'i bir kez daha anlatır mısınız? Tabii, memnuniyetle. Şimdi DEZ bir programdır. Beslenme, sağlıklı kilo vermek için bir programdır. Bu programın hedefi kişinin yeme alışkanlığını değiştirmek. 4 dönemi var. Birinci dönemden dördüncü döneme kadar uyguladığınız vakit hem kilo veriyorsunuz sağlıklı şekilde, sırf yağlardan veriyorsunuz, kas ve süt kitlesine zarar vermeden. Ayrıca ne verdiğiniz kiloda kiloyu muhafaza etmek için bir düzene girmiş oluyorsunuz. 3 öğün yemiş oluyorsunuz, mesafeli yemiş oluyorsunuz, metabolizmanız rahatlamış oluyor, mideniz küçülmüş oluyor ve böylece de güzel bir şekilde kilonuzu verdikten sonra da muhafaza ediyorsunuz. Peki Fikret Bey, biz hemen bir anda kilolarımızı verelim istiyoruz. Bir anda kilo vermek mümkün müdür? Mümkünse sağlıklı mıdır? Şimdi uyguladığınız yönteme bağlı. DEZ programını uygulayan kişi sağlıklı veriyor. Ve gerçekten de 3-4 gün içinde fasta beklemeden, sadece bir 3-4 gün sabır ederek 3-4 gün uyguladıktan sonra hemen bir netice alıyor. Olumlu netice alıyor, güzel netice alıyor. Ve zaten en sabırsız kişiler bile sabırlı oluyor. Niçin sabırlı oluyor? Çünkü kısa süre içerisinde DEZ'i kullandıktan sonra netice aldığı için morali geliyor. Morali geldiği için en sabırsız kişi bile sabırlı oluyor. Ve böylece de uyguladıkça da sağlıklı hem veriyor, hem de motive oluyor, hem de morali yerine geliyor. Peki kilo kaybının ve ideal beden ölçüsüne ulaşmanın sağlık açısından önemi nedir? Şimdi şöyledir, zaten kilo aldıkça kişi ya karın ya basen bölgesinden alır veyahut da iki bölgeden alır. Şimdi basen bölgesindeki alınan yağ artımı kilo alındıkça fazla bir zarar vermiyor vücuda. Karnında ise metabolizmayı karıştırıyor şu şekilde, karındaki biriken yağ kitlesi kana ulaşıyor. Ulaştığı için bu defa insülinin tesirini bozuyor. Bu defa şeker tip 2 hastalığı meydana gelmiş oluyor. Ve bundan dolayı da gerçekten sıkıntılar başlıyor. Biz izleyicilerimize diyoruz ki DEZ kullanırsanız sağlıklı beslenmiş olursunuz. Peki bunu DEZ nasıl yapıyor? Şimdi şöyle, biliyorsunuz DEZ ürünü öğün yemen yerine alınan bir ürün. Bu da demek oluyor ki öğün yemen yerine alınıyorsa bütün vücudunun ihtiyacı gereken mikro ve makro gıdaları içermiş olması gerekiyor. Bunu da içerdiği için zaten vücudun ihtiyacını gideriyor. Aynı zamanda insülin dengesini, daha doğrusu insülin salgısını düşük tutuyor ve bundan dolayı da sağlıklı bir şekilde kişi yağ eritiyor ve böylece kilo veriyor sağlıklı şekilde. Dengeli beslenmek neden önemlidir? Şimdi bakın, şöyle bir şey, kişinin zaten kilo almasının nedeni %70'ini beslenmeden örnek alsak, 20'sini metabolizma ile alakalı, 10'unu da irsilik desek. Şimdi metabolizma ile sıkıntısı olup ve irsilikte de bir şeyi varsa kişinin kilo almada %30 eder. Geriye kalan %70'i büyük bir, daha doğrusu %'si beslenme ile alakalı. Hatta kişi metabolizma sıkıntısı yoksa, irsilikte bir sorunu yoksa %100 beslenme ile sıkıntı olmuş oluyor. Şimdi demek oluyor ki beslenmeyi de demek ki tam düzenli beslenmede bir sıkıntı var ki başa gelmiş oluyor kilo. Bunu da çözmek için işi topraktan çözmek lazım. Bu da düzenli beslenme oluyor. Şimdi tabii ki bazı seyircilerimiz diyebilir ki ya bu uzman 3 defa tavsiye ediyor. WebDesk programının hedefi 3 öğün yemek 5'er saat mesafeyle. 5 öğün değil miydi? Evet, 5 öğündü. Azar azar yemekti ama tavsiye. Bunu da ne yaptılar? Teori olarak güzel bir teori. Yalnız pratikte gördüler ki kişiler 5 öğün azar azar yemede kalmıyor. 2 öğününü bol yiyor, abartılmış yiyor. Bundan dolayı da o teoride güzel olan, hoş olan 5 defa azar azar yemek pratikte boş oluyor. Yani pratikte uygulamada yanlış uygulanıyor. Bundan dolayı da kilo alınıyor. Çünkü şöyle düşünün siz, örnek veriyorum, sürekli kişi her 2-3 saatte bir şey yese, şekeri çıksa, bu defa şekeri dengeleyen hormon, insülin hormonu bildiğiniz gibi, vücut üretse, bu defa insülin salgısı gün boyunca hep yüksek olmuş oluyor. Bundan dolayı anabolik bir etki yapıyor. Bu demek oluyor ki vücut yağ üretiyor. Böylece insan kilo alıyor. Onun için 3 öğün yerse, hani düzenli yemiş olursa, bir de yemeklerin, öğünlerin yemek arasında mesafe bırakırsa, bu defa
fazla abartmış olamıyor. Neden olamıyor onu bir kısa izah edeyim. Sabah kahvaltı yapan bir kişi baktığı zaman 5 saat sonra daha halidir tok hissediyor. Ama tavsiye icabı öğlen de yese bu defa akşam fazla yiyemiyor. Bundan dolayı 3 öğün yenildiği zaman güzel ve dengeli yenilmiş oluyor. Fazla abartılmıyor. Bundan dolayı da güzelce kilo muhafaza oluyor. Sevgili Fikret Aktaş'a çok teşekkür ediyoruz. Kilo problemi olan sevgili izleyicilerimize de bez yardımıyla sağlıklı ve mutlu günler diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.